6 aylık Orta Amerika seyahatimin 5. ayında Kolombiya'nın başkenti Bogota'dayım. Buraya Arjantin'den geldim ve yaklaşık 1 ay geçirdikten sonra sırasıyla Guatemala, Meksika ve Küba'ya giderek turumu tamamlayacağım. Bogota'da dikkatimi çeken ilk şey, yöresel kıyafetlerden kolyelere, efsunlu minerallerden köpek balığı dişine envai çeşit eşyanın satıldığı kalabalık sokaklar oldu. Şu 10 dolara aldığım mesela bir armadillo kuyruğu. Bir de burada öğrendim ki peşin satan tabelası bize özgü bir şey değilmiş. Bu da burada tanıklık ettiğim en enteresan şeylerden biri. Venezuela pesosu senelerce süren ekonomik kriz sonunda o kadar değersizleşti ki alım gücü sıfıra indi. Öyle ki insanlar paralarını artık şeker tuz gibi tartarak alışverişlerini yapıyor. Kolombiya'da da 3 milyona yakın Venezuelalı yaşamakta. El işinde iyi ve yaratıcı olanlardan bazıları da kağıt paralardan bu tarz heykelcikler yapıp 8-10 dolara satarak kâr ediyorlar. Aynı zamanda cüzdanlar da var burada. Paradan cüzdan, gerçekten inanılmaz. Kaplumbağa, fil, dinozor, yılan, birçok farklı tasarım ustalıkla yapılmış. Bu da şehrin hemen yanındaki Montserrat Dağı'na çıkan teleferik. 3000 metre yüksekliğindeki bu dağın tepesinde de eskiden bir haç rotası olan bu kilise var. Burası ismini İspanya'nın Katalan bölgesindeki Montserrat Dağı'ndan alıyor. Burada yiyebileceğiniz yemekler arasında peynirli kızarmış muz, domuz işkembesi, sosis ve arepas var. Orta Amerika, tropikal iklimi dolayısıyla farklı türde meyvelerin yetişmesi için çok elverişli bir coğrafya. Öyle ki bu meyvelerden birçoğunu ilk kez bu topraklara gelince gördüm. Guanabana, tomate de árbol. Lulo. Guayaba. Gulupa. No es mayacusa. No, gulupa. Eso es cucumber. Sí, eso es como pepino. Ay. Y esto es... No sé qué es esto. I don't know. Zapote. Gulupa. Gulupa es muy rara. Sí, es parecida al maracuyá. Maracuyá. ¿Y esa? Esa... Ay, se me olvidó el nombre. Este es lulo. Maracuyá. ¿Lo que tienes? Lulo, ¿no? Ah, esto se llama lulada, sí. Lulada, sí. Esto se llama curuba. ¿Curuba es también fue eso? No, curuba es diferente. Esto se llama fraijoa. Fraijoa, dale. Tomate de árbol, maracuyá, granada, tamarindo. ¿Sí? Esto fue lo que comimos el otro día. Sí, yo comí eso. Sí. Muy rica. ¿Cómo se dice? Bu da başkentte kaldığım hostellerden biri. Hostelin kahvaltısı. Tropik meyveler burada da karşımıza çıkıyor. Yanında da sıcak çikolata veya kahve olmazsa olmaz. Başkentteki en eski kilise. 1550'lerde inşa edilmiş San Francisco Kilisesi. Size Güney Amerika'da olduğunuzu hissettiren bir başka manzara. Şehrin ortasında gezinen lamalar. Bunları belli bir ücret karşılığında sevebilir, çocuğunuzu üstüne oturtup fotoğraf falan çekebilirsiniz. Şehirde aynı zamanda birçok meydan bulunuyor. Bu da en önemlilerinden biri. Çünkü her köşesinde Kolombiyalılar için ayrı bir öneme sahip 4 farklı bölge görüyoruz. Dini temsil eden kilise, içini az önce görmüştük. Ekonomiyi temsil eden banka, İletişimi temsil eden televizyon binası ve küreselleşmeyi temsil eden McDonald's. Burası başkanın yaşadığı yer. Karşıda katedral var. Montserrat. Bu da parlamento. Bu da belediye başkanının yaşadığı yer. Kolombiya insanının bir başka özelliği de cana yakın olması ve eğlenmeyi bilmesi. Burada kaldığım süre boyunca dünyanın en büyük festivallerinden Barranquilla Karnavalı'na katıldım. Ona da ilerleyen videolarımda geleceğim.
Bogota'daki en büyük turistik merkezlerden biri de Museo del Oro, Altın Müzesi. 1939 yılında kurulan bu müze, dünyanın en geniş altın koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmakta. Müzede yaklaşık 55 binden fazla altın eseri ve çeşitli arkeolojik obje sergileniyor. Şehirdeki bir diğer önemli müzede ünlü Kolombiyalı sanatçı Fernando Botero'nun eserlerine adanmış Botero Müzesi. Burada Botero'nun kendine özgü şişman figürleriyle tanınan resimleri, heykelleri ve diğer sanat eserlerini bulabilirsiniz. Botero'nun sanatı hicivsel bir dille insan ve hayvan figürlerini büyük ölçüde abartarak ve dolgunlaştırarak anlatmasıyla tanınır. Bu müzede Picasso, Dali, Monet gibi dünyaca tanınan sanatçıların eserlerini görmek de mümkün. Burası Kolombiya'da bir alışveriş merkezi. Bana denilene göre yani her alışveriş merkezinde şöyle küçük bir tane kilise gibi bir şey bulunuyor. Bizdeki mescitler gibi. İnsanlar buraya gelsin, böyle dualarını etsin ya da inançlarını pekiştirsin diye. Yani her alışveriş merkezinde bunda varmış neredeyse. Flash diskleri kaybedilmiş müzik. Bak şöyle flash disk olarak satıyorlar. Bir yerde görmüştüm daha önce. Şu an Bogota'dayım, Kolombiya. Şimdi bir taksiye bindim. Koltuğun kafası yok. Aradan da kornayı nasıl çalıyor bilmiyorum. Türk dizileri her yerde. Gracias, gracias. Empanada. Hacerlo así, ¿no? Esos son los mismos como marshmallow y... Ah, yo sí. No. Sí, yo sí, soy llanera. Ah, no tiene bogotana. Pero su mamá debe hacer... Dediğim en feci hamburgerlerden biri. İçine bütün bıldırcın yumurtası koymuşlar. Ekmek içinde çorba. Bu da Kolombiya'ya özgü ajiaco çorbası. Bu da şeker kamışı suyundan yapılan geleneksel bir Kolombiya içeceği guarapo. Şeker kamışının preslenmesiyle hazırlanıyor ve tamamen doğal. İçine sentetik hiçbir şey girmiyor. Şeker tadını hafifletmek için bazen limon suyu veya başka meyve suları da koyuyorlar. Genellikle buz üzerinde soğut olarak servis ediliyor. Bu yüzden de sıcak günlerde susuzluğu gidermek için birebir. Kolombiya'da sıradan bir trafik. Daha önce çıktığım Montserrat Dağı'nda bir yangın başladı. İnsanlar endişeli gözlerle izliyor. Duyduğuma göre burada küçük çaplı yangınlar çıkabiliyormuş. Neyse ki ertesi gün yerleşim yerlerine zarar gelmeden kontrol altına alındı. Başkent Bogota'daki iki haftam böyle geçti. Aylık Orta Amerika yolculuğumun 5. ayında Kolombiya'nın Cartagena şehrindeyim. Burası ülkenin kuzeyinde yer alan turistik bir şehir. Şu ana kadar çok hoşuma gitti. Yani birkaç gün dolaşma şansım oldu. Genel anlamda yani Dubrovnik havası verdi bana. Bu Dalmatya kıyılarında dolaşıyormuşum hissi verdi. Hayatımda ilk defa bir kale gördüm Güney Amerika'da. Çoğu şehirde yaptığım gibi şehir turuna katılacağım. Bu da şehir turları Beyond Colombia'da geçiyor. Bunlar free tour hesaplı ama sorunlu bir bahşiş gibi bir şey bırakıyorsun. Yaklaşık 8-10 dolar tavsiye ediliyor. Bakalım nerelere gideceğiz. Normalde gruplarda 8-10 kişi olur ama şu an bir 30 kişi varız biz burada. O yüzden de grup rehberimiz yoklama alıyor şu an. Okuldaki gibi şu an yoklama alıyoruz. İlk önemli durağı. Bu alt kısmı 18. yüzyılda inşa edilmiş. Sonrasında 1888'de Saat Kulesi. Bu alan hep doldurmaymış. Karşı tarafla birleşen bir köprü varmış eskiden. Buranın adı da zaten Boca de Puente diye geçiyor. Hemen önünde de şehrin en önemli meydanı var. Bu da şehrin kurucusu İspanyol Pedro de Heredia. 1533 yılında gelmiş buraya. Çok renkli binaları var. Burası eğlence merkeziymiş aynı zamanda. Farklı salsa barları, diskoları ve gece yaşantısıyla ünlü bir yermiş. Yaptıkları şekerlemeler. Bunların hepsi kokonatla yapılıyor. Envai çeşit. Envai çeşit tatlı bulmak mümkün. Genelde kakaodan yapılmış.
Bütün pazar bu şekilde. Burası Portal de Dulce diye geçiyor bu şehir. Tatlı geçirdi anlamında. Aynı zamanda Gabriel Garcia Marquez'in ilham aldığı yerlerden biriymiş. Yüzyıllık Yalnızlık romanını yazarken Cartagena'da bu kokonat yediğimi hikayesini anlatmış birkaç sefer. Kitap okumuştum da çok uzun zaman geçti. Hiç aklıma kalmamış. In the 17th century, the Spaniards, the adventure started from cities like Madrid, Valencia. They went down to West Africa. They went to cities like Senegal, Guinea-Bissau, Congo. And then after getting these African people, then they brought them to America. These were the ships that they used. Tumbeiros. How long do you think that trip was? My friend, let me tell you, maybe if the weather was good, maybe 4 or 5 months. Cartagena'da yaklaşık 300 yıl boyunca kölelik hüküm sürmüş. Burası da zamanında köle marketi olarak kullanılıyormuş. Bu karşıda gördüğünüz belediye başkanının ofisi. Bu da tabii ki Kolomb heykeli. Bu kapının eskiden denize kıyısı varmış doldurulmadan önce. Afrika'dan gelen gemiler burada demir atıp köleler bu kapıdan geçip pazarda satılıyorlarmış. Burası UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş. Bütün plaza zaten kolonyal stilde yapılmış, stil yapılmış binalardan oluşuyor. Şu karşıdaki çirkin bina hariç. Hemen ileride de Afrika'dan getirilen kölelerin koruyucusu kabul edilen San Pedro'nun kilisesi var. Şehrin en güzel meydanlarından biri San Pedro Kilisesi hemen. Hemen ilerisinde katedral. Sokakta Marlon Brando'nun La Camada filminin çekildiği sahnelerden birine ev sahipliği yapmış. Bu Cartagena zaten çok sinematografik bir şehir gördüğüm kadarıyla. Burada devamlı Botero'nun eserlerini görmek mümkün. Bogota'daki müzesini gezmenizi şiddetle tavsiye ederim. Gördüğüm en güzel müzelerden biriydi. Burada Santo Domingo Meydanı. Hemen katedralin tam önünde yer alıyor. Katedralin önünde de Botero tarafından şehre hediye edilmiş bir heykel duruyor. Bu heykele geldiğinde buraya bir tartışma çıkmış. Çıplak kadın kilisemizin önünde ne arıyor gibisinden. Ama bu onun tarzı. Yani Botero'nun bütün heykelleri, bütün resimleri böyle. Karşısında da çok güzel bir kafeterya var. Şimdi oraya gireceğim. Çok rapçiler var burada bak. İnsanları darlıyorlar. Cartagena'nın rapçileri meşhurmuş. Tur rehberi de söylemişti zaten. Buranın kahvesi burada gördüğüm kadarıyla kazanmadık ödül bırakmamış. Görebilirsiniz dünyacının bütün ödülleri toplamış. Bir tanesi varsa söyledim. Ben de kahve aldım. Bir kahve. Bunu kilolik olarak da almak mümkün. Ben Alberto. Bu Cartagena'ya özel snow cone içeceğiymiş bu. Buz külahı anlamına geliyor. Bu. Üstüne bir de maracuja sosu da attı. İstersen vişne de alabiliyorsun. Bunun fiyatı yaklaşık 1 dolar. Şimdi şehir surlarına geldik. Burada şehrin savunması için kullanılan topları görebiliyoruz. Bu kısım Boca Grande diye geçiyor. Boca Grande büyük ağız anlamına geliyor İspanyolca'da. Karşıda şehrin yeni kısmı var. Binada farklı etkinlikler için kullanılıyormuş. Aynı zamanda Miss Colombia yarışması da burada düzenleniyor. Karşıda az önce geldiğimiz Saat Kulesi var. Hemen ilerisinde de San Pedro Katedrali. Kolombiya'da güzellik yarışmaları hala büyük bir öneme sahip. Bu sokakta da geçmiş kazananların fotoğraflarını görebiliyoruz. Burada şehrin tarihi kısmının merkezi. Karşıda gördüğümüzde
Kolombiya'nın kurucusu Simon Bolivar'ın heykeli. Kendisi İspanyollara karşı gerçekleşen bağımsızlık hareketinin öncüsü ve Gran Colombia'nın ilk başlığı. Yolun sonunda görmüş olduğunuz Santa Catalina Katedrali. Burası da şehrin bir başka önemli noktası Drake House. Casa Drake diye geçiyor. Cartagena şehrini kuşatan Sir Francis Drake'in ismini taşıyor. Burada kaldığı evmiş eskiden. Şimdi Airbnb olarak kullanılıyor. Bunlar da Cartagena'daki günlük hayatı simgeleyen bazı heykeller. Bu dondurma satıyor mesela bu adam. Az önce yediğim buzdan tatlıyı satıyor. Sokak satıcısı. Masa başındaki insanlar. Burada satranç oynayanlar var. Birkaç tane daha devam ediyor böyle. Yürüyüp millete rap yapan insanlar. Geçen gün de restoranda birine de gelmiştim. Justin, welcome a Cartagena. Justin, welcome. Welcome a Cartagena. Hey, Justin vive. Yo lo hago en el beat. You are the boss. Ata. She is the queen. Es Ata. Es Ata. Es Ata. Es Ata. Freestyle rap yapıyorlar hesapta. 3-4 tane grup var böyle Cartagena'da. Turistlere yaklaşıp rap yapıyorlar. Kolombiya'da sıradan bir otobüs. Saat Kulesi'nin önündeki meydanda da dünyanın sokak satıcısı var. Aynı zamanda sokak göstericileri. Şunu göstereyim. Genelde arepas, et, su, bira gibi yiyecekler, içecekler satıyorlar. Yani böyle. Şimdi Kolombiya ve Venezuela'nın geleneksel yemeği arepanın yapımına denk geldik. Önce mısır ununu böyle hamur haline de getiriyor. Ondan sonra eziyor. Sonra da kalıbını çıkartıyor. Ondan sonra da içine gerekli malzemeleri koyup bu hale getiriyor. Ve kızartıyorlar. Kızarttıktan sonra da son halini alıyor. Bu şekilde. Ya da içine et konuyor, tavuk konuyor. Sandviç olarak yiyorlar. Bu arepas gerçekten lezzetli bir şey. Bu da arepasların son hali. Bu üçlü olarak satılıyor buru geldiğim yer. Dün de gelmiştim. Çok çok lezzetliydiler. Bir tanesi etli, bir tanesi tavuk ve peynir, bir tanesi tavuk ve avokado. Tavuk ve guacamole. Bu mısır unundan yapılıyor bu arepas hamuru. Bu da favori stilim. İçinde et, sandviç halinde. Şurada çok güzel binalar var. Özellikle şu karşıdaki çok ilgimi çekti. İçeri girip şimdi bakacağım ne var ne yok diye. Burası normal bir alışveriş merkezi gibi görünüyor. Ama şu iç kısmına bakar mısınız? Ne kadar güzel dizayn etmişler. Ne kadar farklı kılıyor. Şu courtyard olarak tasarladıkları mekan. Bir arena yandırıyor. Buradaki bir zaman müzikaller veriliyormuş böyle. Burası zaten lüks bir yere benziyor. Fiyatlardan anlaşılıyor zaten fiyatlar. $40 başlıyor. $100 kadar. Şöyle güzel bir yeri de böyle. Burası çok hoşuma gitti ama çok güzel bir yer burası. Aynı zamanda masalar falan da var, oturma yerleri. Burada lüks restoranlar. Aynı zamanda alışveriş merkezi. Thank you.
olsun bunlara. Sokaklarda böyle eksantrik yerlere de denk gelebiliyorsunuz. Hemen ileride de bir Papajera dansına denk geldim. Bu Kolombiya, Cartagena bölgesinin ulusal dansıymış. Şimdi birlikte bakalım. Hemen ileride Küba var. Çok çok büyük, katılımı çok yüksek bir geçit. Bu yerli halktan insanlar bile var. Bakar mısınız da ne kadar? Öyle, buenas. 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 Gracias. Şili'nin yerel halkının gösterileri. Hola. Önlerde Meksika var. Hola. Hola, buenas. Çok güzel bir geçitmiş bu. Hola. Hola. Şimdi geldiğimde Cartagena'nın ana meydanı. Şu sokak daha ileriye doğru uzanıyor. Gördüğünüzde Cartagena'nın kendi bayrağı. Burada birkaç gün daha geçirip şehrin daha kuzeyinde bulunan Barranquilla şehrine gideceğim. Orada bir tane karnaval varmış. Birkaç gün orada durur muhtemelen. Ya da bir gün. Çünkü yer bulmak bayağı bir sıkıntı. Muhtemelen geceyi dolaşarak geçireceğim. Sonrasında Santa Marta şehrine gideceğim. Daha da kuzeyde bulunan. Karayip kıyılarının daha iyi bulunduğu. Ondan sonra da Medellin. Burası da Cartagena'nın yine renkli sokaklarından biri. Şurada yerel halktan oturmuş insanlar görebiliyorsunuz. Birçok farklı yerlerde var. Burada yerel halktan insanlar. Oradan oturup fotoğraf çekebiliyormuşsunuz kendileriyle. Karşısına da bir bahşiş bekliyorlar. Şu ana kadar çok hoşuma gitti Cartagena. Burada da Balanqueras var, yerli halk. Hola, buenas. Buenas. Sí. Sí. A ver. Propina. ¿Qué son esos? Sí, propinas. Like te voy a dar. Pimentón. Pimentón. Plátano. Platanito. Platanito. Ajá, sí. Berenjena. Sí, berenjena. Piña colada. Piña colada. Sí, dale. Piña colada. ¿Y sos de acá en Cartagena? Sí. Sí, sos de acá. Sí, sí, dale. Ay, qué linda. La que es muy tradicional. ¿Puedes grabar también, mi? Sí. Está bien, será... Ups, sorry. Ay, qué pena, mi hijo, ¿cómo está? Cartagena hakkında çok hoşuma giden başka bir şey ise sokaklarında alınacak binbir türlü hediyelik eşya ve sokak lezzeti olması. Mesela tropikal meyveler, puro, el yapımı şapkalar,
binbir türlü takılar, birbirinden güzel eşarplar. Sanat, envai çeşit tatlılar, mermerden tabak çanak, yerel halktan figürler. Bunlar çeşit farklı maskeler var. Ben de kendime bunu seçtim. Cartagena. Burası da Cartagena'nın önemli parklarından biri. Heykelin tepesinde de ülkenin sembolü olan kondor kuşu var. Bu Güney Amerika akbabası olarak da geçiyor. Bu kalabalıktan anlayacağımız üzere ağacın tepesinde enteresan bir hayvan var. Enteresan hayvan bir sloth. Costa Rica'da görmüştük daha önce. Şu an geçmeye çalışıyor diğer ağaca. Bakalım başarabilecek mi? Buraya uzanıyor. Tamam, oradan geçişi yaptım. Tamam. Orada artık yeni ağacında mutlu bir hayat sürecek. Burada da var bir tane. Burada dinlenme modunda şu an. Bu parkı sevdim, enteresan bir kuştu. ¿Sabes el nombre? Cuervo. A ver. Cuervo. Yes. Buradan bir de güvercinleri ünlü. Bir tane de banyo yapmışlar. Şuradaki dominant erkeği görebiliyorsunuz. Bu şehrin hemen girişinde çok büyük bir kaleleri karşılıyor. Cartagena'da. Ya bu Avrupa'da hiç de alışık olmadığımız bir şey değil. Türkiye'de her şehirde var neredeyse ama Güney Amerika'da gördüğüm ilk kale şu ana kadar. Burası da Cartagena'da normal bir sokak. Cartagena biz ve güzel. Güzel tamamdır ne yazık. Çok hakkını veremiyor ne yazık ki. Şimdi şehrin karşı tarafına geçmek üzereyim. Buenalar, buenas también chévere. Bir tane tur bulduk, ada turu. 20 minutos. 20 dakikaya gelecekmiş. Şehrin yeni kısmındayım. Taksiyle geldim buraya. Güzel bir kumsal var. Şimdi birazdan da tekneyle bu karşı adaya geçeceğiz. Şimdi geldik. Karşıda da şehrin geri kalanı kalıyor. Yaklaşık bir 15 dakika sürdü. Bayağı sallantılı geçti, o yüzden çok çekim yapmaya cesaret edemedim. Şimdi yeni dostum Juan David'le birlikte biraz yüzdük. Şimdi salyangozlara bakıyoruz. Son caracoles. Caracoles y también. Están vivos. Mira, a ver. Muy pequeñitos. Muy pequeñitos, pero son animales muy raros. ¿Y vos qué haces? You know, like, la que sos de acá y te gusta eso, sí, vale. Pero no te vas a escuela o algo así, sí también, no, okay, vale. Ah, sí, tu madre, vale. No, y te gusta eso, isla y Cartagena, sí. ¿Qué te gusta sobre eso, isla? Oh my god, man, like so like genial, you know, like haces muchas cosas también. Dale. Dale, like tienes una sugestión para nosotros que hacer, like esa isla, you know, like qué podemos hacer. ¿Qué pueden hacer ustedes? Sí, acá. Hacer caminar, quedarse a dormir, Vale. Poder hacer todo. Vale, like encantado, David, like muchas gracias. David'le birlikte yürümekteyiz. Eşekleri varmış 4 tane, onları göstermeye geldi. ¿Cómo se llama tu burro? Dejita. Sí. Dejita. Aldığım 15 dolarlık bu paketin içinde balık da dahil. Yemek olarak balık seçtim. Yalnızca bu balığa Panama'da 15 dolar vermiş. 15 dolar mı? 18 dolar mı? Ne vermişti?
Şimdi yemeğini yiyeceğim, sonra da Cartagena'ya geri dönüş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Şimdi Çikolata Müzesi'ne geldim. Cartagena'nın aynı zamanda önemli bir gelir kapısı çikolata. Çok güzel bir mekan. Burada çikolatanın yapım aşamasını görebilirsiniz. Ala! Farklı malzemeler var. Burada badem çok meşhur. Çok fazla badem üretimi yapılıyor. Kavrulmuş kakao çekirdekleri. Bu serpideki mantığı beğendim. Çünkü önce bir şey alman gerekiyor. Ondan sonra sergiye erişim sağlanabiliyorsun. Benim de aldığım bu güzel bir çikolata. Bunlar da kakao meyveleri. Bunları Costa Rica'daki kakao tarlasında daha detaylı inceleme şansım olmuştu. Altı aylık Orta Amerika yolculuğumun 5. ayında Cartagena'dayım. Şimdi festival için, karnaval için Barranquilla kasabasına gitmek üzereyim, yaklaşık 2 saat mesafedeki. Şu an terminale geldim. Şunu göstereyim. Terminalde baya bir kuyruk var. Bu ülkenin en meşhur festivallerinden, karnavallarından biri. Barranquilla'da, Karayip kıyısında bulunan. Yaklaşık 35 bin peso istiyorlar. Yaklaşık bu da bir 10 dolar. Ama taksiler 70 bine götürürüm diyor. 10-12 dolar fazladan vermek var ama muhtemelen otobüse gideceğim. José Cuenca, Natalia. Otobüsümüz biraz küçük. Yaklaşık 1 saat bekledikten sonra yola çıktık. Şimdi de 1,5 saat kadar bir yolumuz var. Barranquilla'da görüşmek üzere. Karnavala yaklaştıkça ilginçlikler de artıyor. Karnaval havasını daha şehrin girişinde görmek mümkün. Gece denk geleceğimiz arabalardan bir tanesi de bu. Şu an hazırlık halinde. Yani burada birbirinden renkli, birbirinden eğlenceli insanlar var. Şu an etrafımda gerçekten ben hayatımda hiç böyle bir yerde bulmamıştım. Thank you.
metropolitan, şehir merkezlerinden biri. Aynı zamanda karnavalın başlangıç noktası. Şu anda bir vinç ile kafayı monte etmeye çalışıyorlar. Devasa bir araba şu anda. Burası da Karnaval Müzesi. 4'te kapanıyormuş, yaklaşık bir 10 dakikayla kaçırdım. Salgo. Bunlara da Maribonda deniyor. İşçi sınıfının politikacılarla dalga geçmek için yaptığı bir karaktermiş. Böyle palaçoya benzer bir kukla yapmışlar. Ve zamanla da bu karnavalın simgesi haline gelmiş. Şimdi her evin, restoranın balkonunda görmek bunları mümkün. Polis arabası. Polis arabasında. Uzun bir yürüyüşün ardından Barranquilla deniz kıyısına ulaştım. Tam karşıda deniz var. Güzel bir gün batımı eşliğinde denize bakıyorum ve tam önümde de çok enteresan bir yapı var. Köpek balığı silüetine sahip. Burada duyduğum kadarıyla bu şehrin futbol takımının oyuncularına köpek balıkları deniyormuş. Bu sularında da köpek balıklarını bulmak mümkün. O yüzden böyle modern bir çalışma imza atılmış. Barranquilla şehrinde. Güzel de bir turistik durak olmuş. Benim hoşuma gitti şu an. Köpek balığı yüzgeçine benzeyen bina. Bunlar da Tigre demişim. Junior kulübünün efsane bir oyuncuları. Dört bir anda yüzleri bulunuyor. Bu da onlar arasında yapılmış güzel bir bina. Barranquilla'nın simgelerinden biri. Kolombiya aynı zamanda Gabriel Marquez, Sofia Vergara ve Carlos Vives gibi çok ünlü simanın, dünyaca tanınmış kişinin, sanatçının memleketi. Ama muhtemelen bunlardan en ünlüsü Shakira. Ve kendisinin doğum yeri de Barranquilla. Ve yerel halk da geçtiğimiz senelerde bu şöhreti, bu ünü onurlandırmak için kendisinin bir heykelini dikmişler. Tam karşımızda gördüğümüz. Ve şu anda festival dolayısıyla önünde bazı etkinlikler var. Ben de gidip bakacağım ne olup ne bittiğine. Heykel buraya geçen sene konulmuş, daha çok yeni, 2023'te. Yüksekliği yaklaşık 6,5 metre. Shakira ile fotoğraf çekmek için bir sıra var. Heykelin lokasyonu da çok güzel. Sam denizin kıyısında. Az önce gittiğim köpek balığı yüzgeçine benzeyen binada fotoğrafta yer alıyor. Yaklaşık bir 25 dakikalık yürüyüş mesafesinde. Güzel bir gün batımına tanıklık ediyorum şu an. Kahvaltımız. Kızma birader. Kaldığım en güzel otellerden biri. Eğlence adı altında yaptığı bir şey de birbirinin kafasına un atmak. İşte burada gördüğünüz gibi. Ben de bundan biraz da sivri aldım. Çocuğun biri gelip yüzüme sıktı. Durduk yerde hiçbir şey de yapmamıştım. Hiçbir şey yapmadım. Durduk yerde gelip köpüğü sıktı. Hey. Nice. Vayas muy muy bien. ¿Cómo te llamas? Gresa. Gresa, like. Canada. ¿Cómo? Sí, 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 like the one. Giriş için burada bir ücret istediler. 50 dediler önce. Ondan sonra 40'a indi. 30'a direttik. 30'a anlaştık kişi. Şu an başlayalım ne kadar oldu bilmiyorum ama umarım çok geçmemiştir. Şimdi yer bulmaya çalışıyorum ama çok dolu gibi duruyor. Burada un atmakla birlikte aynı zamanda bayağı köpük de sıkıyorlar. Az önce gösterdiğim gibi bütün çantam, kollarım hep köpük oldu. Ama güzel bir yer bulduk. Önemli olan daha.
hiç benim hoşuma gitmedi ya. İnsanlar baya abarttılar yani bu kapı gizli olayına. Burada bu tarafa doğru su attılar. Telefonumu snor koruyorum şu an. Orada bayağı kardan adama döndü şu. Bayağı bak. Burada bir savaş başladı. Orası bembeyaz. Beyaza bürünmüş. Bana bu salak bana sıçış. Baba yaz. Baba yaz. Boyo. Şehir merkezine gidiyorum ama bütün yollar kapalı gibi duruyor karnaval dolayısıyla. Ve bu sokaklarda yürümek için bayağı tehlikeli. Ama beni en yakın yere bırakacak yani söylediğine göre. Şöyle göstereyim size de. Şu karşı yere doğru yol almaktayım. Bu şehrin bu kısmına Malekona da veriliyor. Burada güzel yürüyüş yolları, spor alanları var. Tam nehrin kıyısında yer alıyor. Burası hep doldurma alan. Dünya mutfağından birbirinden çeşitli restoranların olduğu bayağı güzel ve renkli bir yer var. Ya birçok Karayip yemeğini görmek mümkün. Bu da Hindistan cevizi sosunda palamut balığı, Costa de Sierra diye geçiyor. Yanında avokado, pirinç, pirinç pilavı ve patakone. Bu patakonesini de devamlı görüyoruz zaten. Bu kızarmış muz. Bu enteresan bir Karayip yemeğiymiş. Bu tencerenin dibinde kalan pirinçler bildiğiniz bayağı kıtır kıtır çiğnenmesi sanki çivi çiğniyormuşsun gibi hissi veriyor. Üstünde de domates ve soğan var. Yani enteresan ama lezzetli diyebilirim. Nispero. Bu da limonata. Düzeltiyorum buna limonata diyeyim geçtim ama Nispero denilen hayatımda hiç duymadığım bir meyveymiş. Bu da deniz ürünleri çorbası. Burada farklı deniz ürünleri var. Yanında pilav da geliyor. Pilav bizimkine çok benziyor. Bunu da karşıdan aldım. Gran Paella diye bir yer. Bir tane de Türk restoranı buldum. Ama pek umudum yok çünkü Arap mutfağı diyor. Bir de baklava diye sattıkları şey bu. Et olarak da valla hiç açıcı değil. O yüzden yemeği düşürmüyorum burada. Ya her yer çok renkli ve cıvıl cıvıl. Hola, buenas. De Turquía. Ya sí, vale, gracias. Yani burası benim çok hoşuma gitti.
Biraz daha takılıp şehir merkezine gideceğim tekrardan. Restoranın hemen önünde de enteresan iki yapıya denk geldim. Bir tanesi bu karnavalın simgesi olan, daha önce de bahsettiğim Marimunda heykeli. Diğeri de bu timsah. Yani timsahı temsil eden bir yapı. Renkli, güzel. Hemen ileride de konser alanı var. Aylık Orta Amerika gezimin 5. ayında Kolombiya'nın Medellin kentindeyim. Bu sabah da çok güzel bir bölgesi var buranın. Pueblito Paisa diye. Oraya geldim. Size etrafı göstereyim şöyle. Çok renkli. Yani Kolombiya'nın geneli zaten çok renkli bir ülke. Bu kısımda bu renk patlamasının doruğa çıktığı yerlerden biri. Çok güzel balkonları olan mekanlar. Karşıda güzel bir kilise var. Burası genel olarak çok güzel. Bunlara deniz kestanesi çiçeği deniyor. Ya muhtemelen denmiyor ama denmesi lazım bence çünkü şekil olarak çok benziyor. Ve şu çok güzel 3 amcayla karşılaştım. Müzik yapıyorlar. Fotoğraflar. Şuna Ciro deniyor. Bu Latin Amerika'ya özgü bir müzik aleti. Şurada bir adam resim yapıyor. Şurada da bir şeyler oluyor ama şimdi oraya gideceğiz. Adam duruyor sadece. Hola. Hola, buenas. ¿Está bien? Ah, todo bien, gracias. ¿De dónde vienes? De Turquía. Un saludo para Turquía desde el pueblito Paisa de parte de El Mono. ¿Cómo se llama? ¿Es su nombre? Es Ata. ¿Estás Ata? Ata. ¿Ata? Sí. Un saludo de parte de Ata para Turquía. Oh my God, bu... Super. Teşekkürler. Thank you very much. Entonces, esos son los típicos cosas, lo que en Paisa. Del Paisa. De eso Paisa, dale. Acá de Antioquia, lo que es del arriero Paisa. De la Paisa, dale. Y también... Todos son artesanales. Artesanales. También tenemos el carriel típico, vea, el carriel típico. Y Atac lo va a lucir así, vea. Çok çantalı olduğundan bahsetmiştim. Ya quedó como un paisa, vea. Si se viste un paisa, un ricachón así, todo chévere. Vale, muchas, muy chévere, muy chévere. Muchas gracias. Burası da Art Trail, sanat yolu olarak geçiyormuş. Dediklerine göre 10 tane sanat eseri bulacağız, modern anlamda tasarlanmış. İlki bu. Bakalım bir daha karşımıza neler çıkacak. Şurası da hesapta kaydırak. Yani mermerden ne kadar kayacağı şüpheli ama deneyeceğim. Wow. Bakalım. Wow. Kayıyor hakikaten. Hakikaten de kayıyor şu an. İyi. Beklediğimden iyi çıktı. Kameranın bir parçası da benden önce kaydı. 10 tane sanat eseri göreceğim dedim ama başka da göremedim. 2 tanesini gördüm. Bir de kaydıraklar vardı. Herhalde yanlış yoldan saptım. Şimdi de bir şeyler atıştıracağım. Burası da şehrin manzarasının tadını çıkarabileceğimiz güzel bir seyirlik teras. Bu yolun ilerisinde de yemekçilerin olduğu bir yer var. Zona de Comida burada gördüğünüz zaten. Burasının en meşhur yemeği de Paisa Bandeja diye geçiyor. Şöyle yumurtasından sebzelerine, pirincinden muzuna, şurada bazı fasulyesi ve domuz. Ya şimdi de bir köprüden geçiyorum. Şimdi yine fark ettim ki bu şehir gerçekten çok büyük. Size de etrafı göstereyim. Popülasyonu yaklaşık 3-3,5 milyon. Kıyas bakımından İzmir gibi düşünebilirsiniz, yalnızca denizi yok. Ya şu kısımlar falan hep şehrin bir parçası. Ya gerçekten çok büyük.
Burada rap bayağı popüler. Bak burada. Işıklarda da rapçiler var. Farklı ışık şovlarına denk geldim burada. Ya bu Medellin genel anlamda güzel bir şehir ama özellikle bu merkez bende çok güvenli bir şehir izlenimi bırakmadı. Burası da Medellin'in ünlü Botero Meydanı. Bu meydanda ünlü Kolombiyalı ressam ve heykeltıraş Fernando Botero'nun birçok eserinde bulmak mümkün. Burada da bir performans sanatçısı kendini Botero heykeli haline getirmiş. Elindeki bebeği bir süre gerçek sanmıştım ama değilmiş. Burası her ne kadar polislerin çok yoğun olduğu bir yer olsa da yani suçluların, evsizlerin ve hayat kadınlarının yani kol gezdiği bir yer. Az önce iki kadın bir hışımla yanıma yaklaşıp çekim yapamayacağımı söyledi. Yani burada kriminal bazı işler dönüyor ve yüzlerinin görünmesini çok istemiyorlar anladığım kadarıyla. Hayatımda hiç yani hayat kadınlarının bu kadar fazla olduğu bir yerde bulunmamıştım. Yani her köşede yani onlarcası var. Ya burada onlara karşı dikkatli olun. Çünkü hola baby diye yaklaşıyorlar size. Ve tıs 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 diye bir ses çıkartarak gidiyorlar. Onlara karşı temkinli olmakta yarar var. Yani burası hayatımda gördüğüm en kaotik yerlerden biri. Her şey her yerde. Bu da Medellin'in gece hayatı, kulüpleri ve barları ile ünlü Provenza bölgesi. Bu da gördüğüm en ilginç sokak ışığı gösterilerinden biri. Jonglörü görmüştüm ama bunu ilk defa görüyorum. Enteresan. Yani bu Medellin'deki bir başka sıkıntı da evsiz insanlar. Yani özellikle bu Botero Parkı ve Bolivar Parkı civarı mekanlar yani evsizlerden, sarhoşlardan, hayat kadınları ve uyuşturucu satıcılarından geçilmiyor. Bir de şey oluyor, ben düz yolumda gidiyorum. Böyle kriminal tipte alana direkt bana mail etmeye başlıyorlar. Yani insanı yok yere ilişkilendiriyorlar, uzaklaşmaya çalışıyorum falan. Yani bu Medellin'in merkezi cidden hoşuma gitmedi. Yani çok tehlikeli duruyor. Yani bu taraftan bir ay gelmem. Şimdi bir taksi çağırıp otelime gideceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tamam. Son 3 saattir yürüyorum. Sırtımda çanta, hava sıcak. Bayağı yorgun düştüm. Ama nihayet bu Komün 13'e vardım. Yani Komün 13'teyim. Şu an grafiti turunun başlayacağı yer. Şu an bir mola verdim. Bakı göstereyim. Bu balık çorbası. Bunun fiyatı yaklaşık 1,5 dolar. Bir de limonata aldım. Bu da 2 dolar. Bu da sırt çantam. Medellin 19 tane komünden oluşuyormuş. Bu şu an geldiğimiz 13. komün. Bu grafitileriyle ünlü. Bu yakın zamana kadar bu komünler arası geçiş bile çok yapılmıyormuş. Yani görünmez sınırlar varmış devamlı mahalleler arasında. Şimdi biraz daha derinlerine ineceğiz. Burasının merdivenleri meşhurmuş. Biz de tırmanmak üzereyiz ilkine. Yani yerel halk daha çok yukarılara, dağlara doğru itilmiş. Yani şu an fakir halkın büyük bir kısmı dağlarda yaşıyor dediğine göre rehberimizin. Ve şu an hala suyun, yani temiz suyun ve elektriğin olmadığı favelalar varmış. Gecekondu mahalleleri. Bu da şehirdeki salsa kültürünü yansıtan bir mural. Burada da daha fazlası var. Yani burası 2000'lerin başına kadar yani Medellin'in en tehlikeli yerlerinden biriymiş. Ama şu an yani doğru yatırımlarla, yani doğru politikayla
Çok daha turistik, çok daha renkli, çok daha güzel bir yer haline gelmiş. Şurada gördüğünüz bu yürüyen merdiven. Yani şehirde 6 tane varmış. Şimdi onlardan birine gideceğiz. Şu karşıda gördüğümüz yer Komune 12. Burası aynı zamanda Pablo Escobar'ın vurulduğu yer. Sokaklar gittikçe daralıyor. Bu mahallede 2000'lerin başında çete savaşları tam doruğuna çıkmış. Yani burada kartel kontrolleri geçirmiş. Yani binlerce insandan haber alınamamış sonrasında. Ölenler olmuş. Toplu mezar kazılmış. Yani bu çok büyük travmalar geçirmiş bu komün. Ama şimdi gördüğünüz gibi yani en turistik mahalle konumunda. Aynı zamanda Amerikan helikopterleri gelmiş. Yani çadırın insanları vurmaya başlamışlar. Bizim bu rehberimiz o olayları yaşayan insanlardan biri. O zamanında 14-15 yaşındaymış. Ya gerçekten çok travmatik olaylar. Yani bu da burada yedikleri yerel bir dondurma, popsicle. Şurada satılıyor. Farklı çeşitleri var şöyle. Benim aldığım bu. Passion fruit mango. Serin geri kalan. Kolombiya'da satılan enteresan bir yiyecek de karıncalar. Bunu Bogota'da yemiştim bir tane. Tadı yanık ekmeğe benziyor. Yani ikincisini yiyemedim, bir tanesini yedim, o bana yetti. Tadı fena değil ama karınca olduğunu bildiğiniz için yani çok hoşunuza gitmiyor. Bu komün 13'ün hemen ortasında da bazı psikodelik grafitiler var. Artık yorumları size kalmış. Geldiğimiz cadde bu aşağı doğru iniyor. En meşhur caddesi. Birazdan da yürüyen merdivenlere doğru çıkacağız. Şurası tamamen açık bir yer. İlk defa açık bir alanda yürüyen merdivenliyim şu an. Bu üçüncü merdiven. Bilmiyorum bir tane daha çıkacak mıyız. Ama çok büyük bir alanmış burası. Rehberin söylediğine göre 2017 yılında inşa edilmiş burası. Ve bu toplam dönüşüm projesinin maliyeti yaklaşık 5 milyon dolara patlamış. Ama yarattığı etkiyi gördükten sonra yani 5 milyon dolar hiçbir şey değil. Çünkü şu an burası devasa bir yani turistik alana dönmüş. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Yani sonuç olarak 6 tane yürüyen merdiven varmış. Onların hepsini çıktık ve sonucunda karşılaştığımız manzara. Gerçekten inanılmaz. Kısımlardan geldik. Aşağıda yürüyen merdivenler var. Burada bir tane daha teras. Bu da şehir. Dediğim gibi farklı komünlerden oluşuyor. Yani birden 19'a kadar bu karşıda gördüğümüz 7. komün. There is a road to go to Komuna 12. And it was like a lockdown. We couldn't go out. My father must go out. But the army, come on, where do you go? Stay at home. Because everybody here were considered a military objective. In that time, the guerrillas could kill you, but the army too. So we were in the middle of this conflict. Medellin'de hip hop da çok önemli bir kültüre sahipmiş. Çok önemli bir yere varmış. Bir yere sahipmiş. Okay, okay, okay. Buenos Aires. El nombre es impuesto. Ay, ay, ay. Vamos. Hola, buenas. Çok fazla şapka var. Şapka gördüm çok. El aceite de coca y marihuana se aplica, se frota y se deja por 5 minutos. Yürüyüş turu yaklaşık 3 saat sürdü ve genel olarak gayet memnun kaldım. Yani çok farklı yerler gördüm yani tek başıma görebileceğim. Ve şimdi de geri dönüş yolundayım. Şu merdivenlerden sonra da bir otobüsle şehir merkezine gideceğim. Orada tekrar görüşürüz. Otobüs bileti 1900 peso. Bu da yaklaşık olarak 15 liraya denk geliyor.
şimdi metrodayım. Medellin, Kolombiya'da metrosu olan tek şehir. Fiyatı da yaklaşık olarak 1500 peso. O da aşağı yukarı 12 liraya falan denk geliyor. Evet, bu da şöyle. Yani bu metroyu sevdim çünkü hiç yer altından gitmiyor. Yani buna binip şehir turu atmak mümkün. 6 aylık Orta Amerika seyahatimin 5. ayında Cali'deyim. Bu Kolombiya'daki 5. şehrim. Daha önce gezdiğim Bogota, Cartagena, Barranquilla ve Medellin videolarımı da kanalımda bulabilirsiniz. Kolombiya'nın batısında And Dağları'nın eteklerinde yer alan Cali, ülkenin salsa başkenti olarak bilinir. Tarihi, kültürü ve coşkulu yaşam tarzıyla bu şehir, seyahat severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eğer Latin Amerika'nın kalbinde müziğin, dansın ve kültürün iç içe geçtiği bir yer arıyorsanız, Cali tam size göre. Kolombiyalılar burayı Kedi Şehri olarak adlandırıyor. Fakat Türkiye'den gelmiş biri olarak bu tabire pek de katılmayacağım. Çünkü sokaklarında hiç kedi görmedim. Şehrin böyle anılmasının sebebi, Merkez Parkı'na 1996 yılında konulmuş bir kedi heykelinin olması. Ve zamanla etrafına başka heykeller de eklenmiş o kadar. Cali aynı zamanda salsa müziği ve dansıyla ünlü. Şehirde her adımda salsanın ritmini hissedebilirsiniz. Ancak bu ritmin en yoğun yaşandığı yerlerden biri tarihi Barrio San Antonio bölgesi. Bu eski mahalle, dar sokakları, renkli duvar resimleri ve şirin kafeleriyle büyüleyici bir etkiye sahip. Geceleri ise sokaklar salsa müziğiyle dolu taşıyor. Eğer ilginiz varsa yerel bir salsa kulübüne katılarak bu tutkulu dansı öğrenebilirsiniz. Burada akşamları çocuklar şu yokuştan aşağı kayıyorlar. Bunun için de sıradan bir pazar kasası ve sünger kullanılıyor. Yani şartlar asgari ama eğlence azami. Kolombiya mutfağı zengin ve çeşitli tatlarla dolu. Ve Cali de bu geleneği son derece başarılı bir şekilde sürdürüyor. Şehrin sokaklarını dolaşırken mutlaka pan de bono denilen peynirli ekmekleri tatmalısınız. Ayrıca Sanchona de Gallina adlı tavuk çorbası bölgenin en sevilen yemeklerinden biri. Cali'de yemek yemek sadece karnınızı doyurmak değil, aynı zamanda bölgenin kültürünü ve tarihini tatmak anlamına da geliyor. ¿Verdad están bien, mamá? Sí. ¿Con maní? Ah, con maní, sí. Por favor. Sonuç olarak böyle bir yemek aldım. Bunların kahvaltısı. Şu arepas zaten olmazsa olmaz. Bu mısır unundan yapılmış bir ekmek. Üstüne peynir, bu et, pirinç ve fasulye, biraz da yumurta. Ekstradan aldığımda çikolata. Bu tasta geliyor bunların. Kolombiya'da çok yaygın. Yani kahve ve çok çikolata kahvaltının olmazsa olmazı. Bu toplamda 10 bin peso da yaklaşık olarak 70-80 lira yapıyor. Cali'nin ortasından geçen El Peñon Nehri, şehirde sakin bir yürüyüş yapmak için ideal bir alan. Şık restoranlar ve kafelerle dolu bu bölge, hem yerel halk hem de turistler için popüler bir buluşma noktası. Cali sadece dans ve doğayla değil, zengin bir sanat kültürüyle de öne çıkıyor. Museo La Tertulia, modern ve çağdaş Kolombiya sanatını sergileyen en önemli müzelerden biri. Hem yerel hem de uluslararası sanatçıların eserlerini burada görebilir, müze bahçesinde yer alan açık hava heykelleri arasında gezintiye çıkabilirsiniz. Sanatla iç içe bir gün geçirmek için ideal bir bölge. Eso tiene papaya y mango, ok. Papaya, mango, maracuyá, piña, manzana. Oh, yeah, piña, manzana. Se ve muy linda. İçinde her şeyin olduğu buzlu bir içecek yapmışlar. Bütün meyveleri anladım da gofret biraz garip geldi bana ama lezzetli duruyor. Şu kızartmalardan çok var, platanos patates kızartması. Şu kaşlanmış patatesler de var. Güzel şey. Burası da sinema kısmı, bir alışveriş merkezinin sinema diye yazıyor. Sinema dışında her şey var. Al bakalım lan tut. Mısır patlamış mısırına sordum nerede diye.
şurasını gösterdi. Gösterdiği yerdeki filmlere bakın. Bir tane film görebiliyorsunuz. Bu film göstermekten çok öyle sıralı geçiyor. Mısır satmaya odaklanmış bir sistem. Şuradaymış şunlar. Koca yerde için. Anca onu görebiliyorsun şurada. Şöyle bir şey. Kolombiya'nın en sevdiğim yanlarından biri de alınacak birbirinden farklı hediyelik eşyaların olması. Bu geldiğim yerde bir istisna değil. Bu yol boyunca hediyelik eşyacılar var başka yerlerde de. Başka bölgelerinde de olan. Şunlar mesela. Biraz da İsa heykelleri. Los. Magnetler. El yapımı eşyalar da çok yoğun. Labanas. Bunlardan çok var. Şu Botero'nun heykellerinden. Ben de bir tane alacağım. Hola, buenas. A todo bien, gracias. Estaba buscando, pero like, no tienes like, en bronce, ¿no? Like esos... No, lo que pasa es que en bronce se eleva mucho el precio. Eleva mucho el precio. Sale por allá en 200. Pero nosotros manejamos esta que es en cerámica, que es pintada a mano. Vale. Que viene en este tamaño y adentro también hay unas más grandecitas, más pequeñas también. Bunlar da çıbe denen arabaları Kolombiya'nın. Dale, muchas gracias. Mucho gusto. Bunlar hep seramikten. Ya benim aradıklarım daha çok bronz. Çünkü bunlar iç boş. Ya ve kaldırdığında da çok hafif bunlar hep. Yani bronzlar daha kaliteli ama daha pahalı olduğunu söyledi. Hola, buenas. Hola. Şunlar çok var. Bien pueda. Cali'nin etkileyici doğası şehrin manzaralarını en iyi şekilde gözler önüne seriyor. Şehir merkezinin yukarısında 26 metre yüksekliğindeki Cristo Rey heykeli hem dini bir simge hem de panoramik bir seyir noktası. Bu tepeden Cali'nin yeşil alanlarını ve uzaktaki Ant dağlarını izleyebilirsiniz. Macera arayanlar ise Tres Cruces harika bir yürüyüş rotası. Burada sabah erken saatlerde yürüyüş yaparak şehrin sessizliğini ve doğanın huzurunu hissedebilirsiniz. Cali, Kolombiya'nın benzersiz enerjisini ve kültürünü keşfetmek isteyenler için mükemmel bir destinasyon. Şehir, renkli sokakları, ritmik müziği, zengin tarihi ve sıcakkanlı insanlarıyla size unutulmaz anılar yaşatacak. Eğer Latin Amerika'nın ruhunu tam anlamıyla hissetmek istiyorsanız, Cali'nin davetkar atmosferine kendinizi bırakın.